Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hz. Ukkaşe'ye verilen kalın değnek nasıl kılıç oldu? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Bedir savaşında Allah'ın lütfuyla birçok mucizeye mazhar olmuş. Sadece Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mı? Hayır. Bu çok mucizenin meydana geldiği harika savaş nesnasında bir kısım sahabe efendilerimiz de o mucizelerden nasiplerini almışlar. Nitekim Hz. Ukaşe radıyallahu an elindeki kılıcı kırılır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gelir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da o kılıca karşılık kalınca bir değnek verir. Haydi bununla harbet, bununla savaş der. Birden Hz. Ukaşe'nin elindeki o kalın değnek beyaz uzun bir kılıç olur. Ve Hz. Ukaşe onunla savaşır. Enteresandır. Hz. Ukaşe'nin bu kılıcı, o kalın değnekten mucize olarak kılıç haline gelen bu keskin kılıcı, Yemame savaşına kadar boynunda taşır ve iftiharla her yerde her zaman bu olayı anlatır. Bu kılıcın adı da El-Avn ismiyle meşhur olmuştur. Dolayısıyla bu olay o kadar meşhurdur ki sahabe arasında herkes bilir Hz. Ukaşe'nin böyle bir mucizeye mazhar olduğunu. Onun için bu olayı 3-5 kişi de aktarsa aslında o olayı bilen bütün sahabelerin tasdiki anlamındadır. Çünkü böyle bir olay olmasaydı o olayı duyan sahabeler yok kardeşim bu nereden çıkardınız diyeceklerdi. Sessiz kalmaları, Onların bu olayı onaylamaları anlamına gelmektedir. Elhamdülillah. Allah dilerse yoktan yaratır, dilerse vardan yeniden yaratır. İşte Rabbimiz o sahabenin ve peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın o zor durumdaki hallerine bir ikram olarak bir kalın değneği uzunca bir kılıca çevirir ve onlarca yılda insanların gözler önünde kılıç olarak kalmasını sağlar. Rabbim dilerse olur. Zaten mucize o demek değil mi?